Efendim ben Tekden Hastanesi'nde 2009 yılından itibaren sağlık hizmetleri biriminde çalışan bir sağlık personeliyim. İsmim Ümit Taş. Ben COVID'e birinci ayın altısında ilk belirtilerde fark ettim. Fark ettiğimde eklem ağrılarım, şiddetli baş ağrım ve yorgunluk tarzında halsizlikle eşlik eden bir rahatsızlığım vardı. İkinci gününde yüksek ateşle acil servise başvurduğumda COVID olduğum düşüncesine hekim arkadaşlar karar verdiler. O şekilde fark ederek COVID'e yakalandığımı tespit ettik. Peki şu an kaç gün evde durdunuz? Kaç gün hastaneye tedavi görüyorsunuz? Ayın 7'sinde PCR testim pozitif geldi. Karantina sürecim başladı. Karantina sürecim 7'sinde filyasyon ekiplerinin getirmiş olduğu ilaçlar tedavide takip süreçleriyle başlamıştı. Yaklaşık 3 gün ya da 4 gün evde idare etmeye, kendi imkanlarımla savaşmaya çalıştım ama tıbbi destek ihtiyacı gereği doğdu. O sebeple hastanemle irtibata geçerek, komutayla irtibata geçerek yatışım gerçekleştirildi. Yaklaşık 16 gündür hastanede yatıyorum. Yani COVID-19'u tanıyan bir kişi olarak ilk başlarda hiçbir paniğim yoktu ama rahatsızlığım vermiş olduğu sıkıntılar, belirtiler ve vücudumun vermiş olduğu COVID-19'a karşı tepkiler sonucunda ciddi sıkıntılar yaşadım. Özellikle solunum sıkıntıları, yüksek ateş ve eklem ağrıları, vücudumdaki döküntüler beni ciddi manada yordu ve yıprattı. Bu nedenle ciddi manada yani hem ruhsal hem psikolojik olarak beni yıktı. Yani solunum ciddi manada etkilendi. Ciddi solunum sıkıntıları yaşadım. Ve şu anda da hala COVID-19'u geçirip atlatmama rağmen ciddi manada solunum sıkıntılarıyla rahatsızlığım süreci devam ediyor. Bizler sağlık personeliyiz. Bizler yani bu konularda daha tecrübeli bir bilgi sahibiyiz. Yani rahatsızlıkla birebir karşılaşan kişileriz. Yani bizler bu haldeyken her türlü koruyucu ekipman ve tertibatla insanlara yaklaşırken bu rahatsızlığı geçirebiliyorsak insanların biraz daha önemseyip ciddiye alıp bu rahatsızlığı kendilerini korumaları gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Ciddi manada bu sıkıntıları yaşamamaları için. Yani bir sağlık personeli bile bu rahatsızlık karşısında kendisini koruyup kollayamazken, yani dışarıdaki insanların bu rahatsızlıktan ciddi manada zarar göreceğine inanıyorum.